Her şey çok sıkıcı, çok! Hep aynı şeyler. Akılsız bir çocuk bu. Pislik içindeki bu çocuğu hasta et. Sonra başka bir çocuk bu. Sonra o akılsız çocuğu da hasta et. Başka heyecanlara ihtiyacım var benim. Başka heyecan. Mipkun! Umarım komutanlarınla yeni planlar yapmışsınızdır. Bana heyecan verici bir haberin var mı? Elbette kraliçem. Yediklerine dikkat etmeyen bir çocuğu daha yatağa düşürmeye başardık. Vücudunu savunacak tek bir ak yuvar bile kalmadı. Aman ne ilginç haber. Çok sıkıcı, çok. Başka bir şey yapmam lazım. Başka. Çok sıkılıyorum. Bana heyecan lazım Mipkun. Derhal komutanlarını topla. Toplantı yapacağız. Toplantı! Emredersiniz kraliçem. Derhal. Evet. Söyleyin bakalım. Beni heyecanlandıracak bir fikri olan var mı? Mikrop dansına ne dersiniz kraliçem? Böylece hem çoğalır hem de sizi eğlendirmiş oluruz. Daha dün mikrop dansı yapmadınız mı? Hep aynı şeyler. Daha heyecanlı bir şeyler yapmamız lazım. Bamip, bir fikrin var? Kraliçem, acaba büyük bir savaş sizi heyecanlandırır mı? Büyük bir savaş. Fena fikir değil. Ama hep biz yeniyoruz zaten. Savaşmanın da heyecanı kalmadı ki. Belki de daha zorlu savaşlar yapmalıyız. Zayıf ak yuvarlarla çarpıştığımız için tembelleşiyoruzdur. Vermip doğru söylüyor kraliçem. Hep aynı yerlerde, hep aynı şekilde, hep zayıf ve akılsız çocuklara karşı savaşıyoruz. Sen ne öneriyorsun Sarımip? Ben derim ki daha temiz ve iyi beslenen çocuklara karşı nasıl bir zafer kazanacağımızı görelim. Ben kızamık mikroplarının komutanı Kız Mip olarak size söz veriyorum ki kraliçem, karşımıza kim çıkarsa çıksın savaşı kazanırız. Önümüze geleni hasta ederiz. Güzel fikir. Bakalım siz komutanlar gerçekten ne kadar başarılısınız. Şimdiden heyecanlandım. Bak. Heyecanlandım. Mipkun, derhal gerekli düzenlemeleri yapın. Değerli komutanlarım, sizi dinliyorum. Buyurun. Mikroplar temizliğine dikkat etmeyen, iyi beslenmeyen çocuklara karşı hep zafer kazanıyorlar. Mikroplar kraliçesinin kazandığı zaferler karşısında attığı kahkahaları duyar gibiyim. Haklısın Granny Bey. Özellikle siz öncü birlikler ve Nötro Bey'in askerleri vücut iyi beslenmemişse zayıf kalıyorsunuz. Evet Akar. Gerekli aşılar yapılmadıysa biz de savaşlarda çok başarılı olamıyoruz. Yine de kendimize çeki düzen vermeli, daha çok çalışmalıyız Nötro Bey. Hiçbir çocuğun sağlığını tehlikeye atamayız. Sen ne düşünüyorsun Mono Bey? Mikroplara güven olmaz. Her an her yerden saldırabilirler. Kesinlikle sana katılıyorum Akan. O zaman talimleri arttırıyoruz. Herkes birliğini güçlendirmek için elinden geleni yapacak. Kesinlikle Bazo Bey. Çocuklar mikroplardan habersiz. Onların kendileri için ne kadar büyük tehlike olduğunu bilmiyorlar. Bu sebeple bizim çok dikkatli, uyanık ve güçlü olmamız gerekiyor. Derhal çalışmaya başlayalım. Akyuvar Üretim Merkezi de üretimi arttırmalı. Kraliçem, aynen istediğiniz gibi temiz ve akıllı çocuklardan oluşan bir grup bulduk. Bu çocuklar aşılarını yaptırıp yiyeceklerine ve temizliklerine dikkat ediyorlar. Mertcan ve arkadaşlarının çok temiz ve düzenli bir hayatları var. Midem bulandı. Mertcan ve arkadaşları demek güzel. Derhal harekete geçin. Mertcan'dan başlayalım. İşte bu zafer çok keyifli olacak. Çok.
Hadi oğlum, ödevlerini bitir. Tamam babacığım. Ödevlerimin başına gidiyorum. Görüntüyü büyüt, overmap. Of, bu Mertcan da ne sıkıcı bir çocuk. Hep ders çalışıyor. Hiç dışarıya çekmiyor. Biz bunu nasıl hasta edeceğiz yahu? Demek senin adın Mertcan küçük bey. Bakalım mikroplarım karşısında beceriksiz ak yuvarların ne yapacak, ne yapacak? Aferin Mertcan. Temizliğine bu kadar dikkat edersen mikroplar sana ulaşmakta güçlük çekecek. Bugün mutlaka bir fırsatını bulup Mertcan'ın vücuduna girmeliyiz ve onu hasta etmeliyiz. İzlemeye devam edin. Mutlaka yanlış bir şey yapacak bu çocuk. 4 monitörde açık olsun o permit. Tek bir hareketini bile kaçırmayın. Ne yesem acaba? Dün annem elma almıştı. Elma yiyeyim. Kapıyı aç. Aç. Elmayı yiyecek galiba. Elmayı alıyor. Evet, yiyecek. Mipkom, Mertcan mutfağa girdi sanırım, elma yiyecek. Çekinme. Evet, işte beklediğimiz fırsat. Eğer elmaları yıkamasa onu hasta edebilirim. Anons yap. Birinci tavır derhal hazırlansın. Tüm birinci tavır mikropları A geçidine. Tüm birinci tavır mikropları A geçidine. Duydunuz mu beni? Tüm mikroplar elmanın üzerine harekete geçsinler. Ve ikinci bir emrime kadar orada beklesinler. Tüm mikroplar elmanın üzerine harekete geçin. İkinci bir emre kadar orada bekleyin. Hadi Mertcan, koçum benim. Isır şu lanet olası elmayı. Bak ne güzel, mis gibi. Sulu sulu. Hadi ısır şunu uslu çocuk, ısır. Öğretmenlerimin ve annemin dediklerini nasıl unuturum? Sebze ve meyveleri yemeden önce mutlaka yıkamalıyız. Yoksa hastalanırız. Bu çocuk beni delirtecek. Biz bu çocuğu nasıl hasta edeceğiz yahu? Nasıl hasta edeceğiz? Başka bir yol bulana kadar izlemeye devam edin. Muhakkak bir hata yapacak bu çocuk. Devamlı rapor istiyorum. Aferin Mertcan. Sen sebze ve meyveleri yıkayıp tertemiz yersen vitaminler sayesinde hem boyun uzayacak hem de daha güçlü, daha sağlıklı bir çocuk olacaksın. Of. Ay delireceğim. Efendim, ne fikrim var? Bana bak. Zaten sinirim tepemde. Saçma sapan bir şeyse hıncımı senden alırım. Efendim, bu çocuk oyuncaklarıyla elbet oynamayacak mı? Oynayacak tabii. Biz de tırnaklarının arasına girsek o zaman. Aferin. Güzel fikir. Mertcan'ın odasını takip alın. En ufak bir hareket edebilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Şimdi elime düştün Mertcan. Askerler toplanın.
kamyonun üzerinden ellerinin içine doğru yürüyeceğiz ve tırnaklarına yerleşeceğiz. Saldırın! Efendim, cephe yerinden rapor veriyorum. Tırnakları çok kısa. Girebileceğimiz, gizlenebileceğimiz bir yer yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne yapmamızı önerirsiniz? Pes etmek yok. Akşam yemeğine kadar orada gizleneceğiz. Bir yemek yerken oradan ağzına girip onu hasta edeceğiz. İtiraz istemiyorum. Bugün ileri gideceğiz. Daha ileri. Yemek hazır oldum. Hadi sofraya gel. Tamam anneciğim. Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Hop. Anneciğim, yemekten sonra kapının önünde biraz oyun oynayabilir miyim? Tabii ama önce yemeklerini bitir. Tırnaklarda bekleyen askerler hazırlansınlar. Mercan bütün gün dışarıda oyun oynadı. Ellerini yıkamazsa bizim için iyi bir fırsat olabilir. Ay olacaktır da. Hadi Mercan, önce güzelce duşa, sonra doğru yatağa. Geç oldu oğlum. Tamam anneciğim, üstümü değişip hemen yatıyorum. La 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 la. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bu çocuk yine duş alıyor ya. Nasıl alt edeceğiz biz bu çocuğu? Ha, nasıl? Herkesi toplantı salonuna bekliyorum. Tüm mikroplar toplantı salonuna. Tüm mikroplar toplantı salonuna. Arkadaşlar. Her şeyi denememize rağmen bu çocuğun vücuduna giremiyoruz. Bir fikri olan var mı? Ne yapalım? Tozların arasına saklanalım. Rüzgarın yardımıyla Mercan'ın ağzına burnuna dolanır. Oradan da vücuduna gireriz. Olmaz. Efendim? Elindeki yaradan girelim. Ne yarası? Hatırlarsanız bisikletini bırakırken elini çizmişti ve pansuman yapmamıştı. Oradan girebiliriz. Aferin. O zaman bu akşam bir yolunu bulup elindeki yaradan içeri gireceğiz. Sabah ateşler içinde uyanacak. Bütün askerlere söyle hazırlansınlar. Evet. Yaradan girmek iyi fikir. Bakalım mikroplarıma karşı ak yuvarların nasıl savaşacak Mercan? Mercan! Zafer bizim olacak. Bizim! Mercan'ın değil, bizim! Şimdi tam sırası askerlerim kitap okumaya daldı. Hatta lan yaradan içeriye doluşalım yürüyün. Efendim, mikroplar vücuda giriş yapıyor. Tüm ak yuvar çeşitleri, Mertcan'ı hasta etmeye gelen kötü mikroplar ordusuyla karşı karşıyayız. Şunlara ak yuvarların gücünü gösterelim. Granü Bey, siz öncü birlik olarak ilk karşılamayı yapacaksınız. Renfo Bey, siz sağ koldan. Mono Bey, siz sol koldan saldıracaksınız. Bazo Bey, siz arkadan kuşatın. Nötro Bey, siz de takviye birlik olarak hazır bekleyin. Kaçan mikropları karşılayacaksınız. Benden işaret bekleyin. Bir daha halde kaybolduk galiba. Dik
Dikkat! Ateş! Oh! Midemde ne oluyor? Sanki içeride savaş var. Kayboldu hepsi. Ha, işte burada. Gerçekten de temiz ve iyi beslenmiş bir çocuk çıktı. Onu fazla hafife almışım. Kraliçe çok sinirlenmiş olmalı, çok. Ben şimdi ona ne diyeceğim? Mertcan, bu savaş son savaşımız olmayacak. Bugün kendimi çok sağlıklı ve güçlü hissediyorum. Ferhat gibi dağları bile delebilirim. Demek zafer kazanacaktık ha? Demek mikroplar Mertcan'ı alt edecekti. Beceriksiz mikrop! Beceriksiz! Bu beni heyecanlandıracak Zafer. Çok sinirlendim. Bakalım benim sana yapacaklarım karşısında sen ne kadar heyecanlanacaksın.